Skorsky'ye esyetmiş Black Hawk, yani Kara Şahin. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında tekerini koymadığı toprak parçası yok. Gün geliyor, askerimizi özel harekatı taşıyor. Gün geliyor kumanyalarını. Esyetmiş kara, deniz, jandarma ve polis havacılığımızda uçuyor. Bazen jandarmanın çelik kanatları olarak önümüzde zeybek oluyor. Bugüne kadar onlarca hava aracıyla uçmuştum. Hiç Sikorsky esyetmiş denk gelmemişti. Sonunda Kara Şahin'in yolcusu oldum. İzmir havacılık gösterilerine katılan 2 milyon kişi jandarma esyetmişlerin zeybeğiyle coştu. Polis havacılığın Sikorskilerinin selamlamasıyla taşıdığı polis özel harekat timlerinin oluşturduğu üzüm salkımını dakikalarca alkışladı. İki gün süren gösterilerin ardından 600 şehit ve gazi çocuğu ile bu sefer İzmir Havacılık Kulübü'nün Buca'daki tesislerinde buluştuk. Küçüklerimiz daha dün alkışlarıyla eşlik ettiği helikopterlerimizle uçacaktı. Bunun için jandarma ve polisin esyetmişlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait AB-412 helikopteri de katılmıştı. Çocuklarımız helikoptere binerken ayrı bir heyecan, inişte ise farklı bir gurur yaşıyordu. Helikopterlere biniş ve iniş yer ekipleri tarafından herhangi bir aksaklık olmadan gerçekleştiriliyordu. Onlarla birlikte polis havacılığa ait S-70'e ilerlemeye başladık. Yerimizi aldık. Son kontroller yapıldı. Artık kalkış için hazırdık. Pilotlarımız teknisyenden gelen hazır işaretini aldıktan sonra yavaşça helikopteri zeminden kesti. Saniyeler içinde yükseldik. Helikopterdeki yolcularımız en az benim kadar heyecanlıydı. Buca'nın etrafında geniş bir tur attık, keyifle etrafımızı izledik. Uçuş sırasında bu helikopterin ne kadar zorlu uçuşlar yaptığı aklıma geldi. Operasyonun ortasına ateş altında indirdiği timler, yaralanan gazilerimiz, belki de bu uçuşlara katılan çocuklarımızın şehit babalarının naaşlarını taşıdığını düşündüm. Sonra 100 yıl önceye gittim. Kurtuluş Savaşımızın kahramanları sayesinde geldiğimiz bu günler için tüm şehitlerimize, gazilerimize, canını dişine takıp ülkemiz için mücadele eden askerinden polisine, öğretmeninden işçisine bir kez daha teşekkür ettim. İyi ki varsınız. Hatırlayacaksınız, yıllar önce Çelik Kanatlar'ın ilk haberini sizlerle paylaşmıştım ve gerçekten 2019 yılında çok güzel bir gösteriyle ilk olarak Sivrihisar'da uçmuşlardı. Bugün artık Çelik Kanatlar Türkiye'nin birçok yerinde gösteri yapıyorlar, uçuyorlar, büyük ilgi görüyorlar. Şimdi isterseniz şöyle bir helikopterin etrafında dolaşalım. Neyinde ne var, kullandıkları helikopter tipi, özellikleri dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışayım. Jandarma Genel Komutanlığı gerçekten Black Hawk S-70 olarak adlandırılan Sikorsky imalatlı bu helikopterlerin Türkiye'deki ilk kullanıcısı. 1980'lerin sonunda envantere girmeye başladı bu helikopterler ve jandarma tarafından uzun yıllardır başarıyla kullanılıyor ve en sonunda Çelik Kanatlar'da bizim gözlerimize hitap eden çok güzel gösteriler gerçekleştiriyor.
Şöyle bir kuyruktan başlayalım. Gördüğünüz kuyruk rotoru, aslında helikoptercilikte basitçe söylemek gerekirse kuyruk rotoru çok daha küçük. Genellikle kuyrukta olup döndüğü için de pek fazla inenler dikkat etmeyebiliyor, acil durumlar olabiliyor. Kuyruk rotoru helikopterin sağa sola yönelmesine destek veren önemli bir kumanda yüzeyi. Aslında bunlar pervane ama aslında helikoptere kanadı, yani kumanda yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Burada S-70'leri diğer helikopterlerden ayrılan yatay stabilizesi var. Tehlike uzak durdu diye ikazı gerçekleştirilmiş. Şöyle gövdenin yanından geliyoruz. Çok kuvvetli bir, güçlü bir kuyruk tekerleği var, görüyorsunuz. Türk hava araçlarındaki kırmızı beyaz tanıtım işareti. J2032 helikopterin gövde numarası. Burada füzelere karşı oluşturulan farklı tedbir sistemlerini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz omuzdan atılan füzeler helikopterlerin en büyük düşmanı. Motor çıkışları burada. Tepede ana rotor, döner kanatları, yani helikopterin kaldırma gücünü oluşturan, yükselmesini, alçalmasını sağlayan, buraya verilen kumandalarla. Bayrağımız var hemen iki cama işlenmiş şekilde. Jandarma yazısı, ana iniş takımları, helikopterin kokpiti. Şöyle dönüyoruz. Çeşitli önlem sistemleri de Burna'da yerleştirilmiş. Jandarma havacılık, çelik kanatlar amblemi de yer alıyor. Şu gördüğünüz noktalar ise tel kesme sistemleri. Niye tel kesme sistemleri? Alçak uçuşlarda bazen tele takılma gibi olaylar meydana gelebiliyor. Bu teller keserek bu tepedeki ana rotora gelip zarar vermesini engelliyor. Gerçekten helikopterlerin çok önemli sistemlerinden bir tanesi. Öbür tarafına da şöyle bir bakalım. Ters ışığa geçeceğiz ama çeşitli sistemler, vinç, kurtarma sistemleri görülüyor. Helikopterin yanında şöyle bir dönelim. Bayrağımız bu tarafta, jandarma. Aynı şekilde jandarma yazıları helikopterin arka tarafında da bulunmakta. Bu da diğer helikopter. J1916 kuyruk numaralı helikopter. Şöyle bir bakıyoruz içine. Bu helikopterin farkı, diğerinde çok fark etmedim ama bir vinç var arama kurtarma faaliyetlerinde. Özellikle bu vinç yerden yaralının kaldırılmasını, kurtarılmasını sağlıyor. Bu helikopterin farkı dışarıdan bakıldığı zaman burnundaki aparatlar, çeşitli kamera sistemlerinde görebilmek mümkün.